Merhaba arkadaşlar, Şente Sanımlara hoş geldiniz. Bugün sizlerle kot kumaştan tasma kolye çalışacağız. Bunun için benim şu anda elimde kot pantolonun paçasından çıkmış kat yeri. Onunla çalışacağım. Ama kotun herhangi bir yerinden de kesip çalışabilirsiniz. Benimkisi bu kadar katı, ince çalışacağım. Kalın ve ince isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu arada aklıma gelmişken de söyleyeyim. Geçen hafta bilekliği tamamladım. Başladığımız bilekliği tamamladım. Bu şekilde. Gayet şık ve güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle. Böyle. Gayet de güzel oldu. Şimdi çalışmamıza başlayalım. Benim elimde ne varsa o malzemeleri kullanacağım. Şöyle elimde bir yüzük başı için işlediğim bir boncuk vardı. Kesme boncuktan işlemiştim. Onu broş gibi koyacağım. Öyle düşündüm. Siz de böyle broş gibi bir şey koyabilirsiniz. Orijinal güzel bir düğme vardır mesela, onu koyabilirsiniz. Ya da kolyenizin ucu vardır. Kolyenizin zinciri kopmuş çıkmış olabilir ya da kullanmıyorsunuzdur. Onun ucunu da yine koyabilirsiniz oraya. Çok şık ve güzel olur, gösterir kendisini. Ben buna karar verdim. Kolye uçları da vardı aslında ama bunu kullanmak istedim. Başlayalım. Arkadaşlar, önce tam kolyemizin ortasını belirlemekle başlıyorum. Şimdi bu ortasına broşumu yerleştireceğim. Bunu dikmekle başlıyorum. Böyle delikleri var. Bu deliklerinden dikeceğim broşu. Broşumuz tamamlandı. Bu kadar. Şöyle düğüm atarak sağlamlaştırdım. Bu şekilde. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar, çıt çıtını da dikeyim istiyorum. Böyle bir tane çıt çıt. Çok pratik. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Çıt çıtını. Şimdi kolyemiz böyle. Bu tarafında. Böyle, böyle olacak. Aradan geçirdim. Düğüm boynumuzu rahatsız etmesin. Hem de kibar, temiz bir görüntü olur. İpimi iki kat yaptım. Daha sağlam olsun diye. Diktik. Şimdi bu tarafını dikeceğim. Böyle koyacağım ki yuvasına girsin. Evet. Bu kadar. Kolyemizin çıt çıtları da tamamlandı. Böyle. Şimdi kolyemizin üzerine buraya, böyle buraya kazaya şeklinde nakış yapacağım. Ve nakışı yaparken kazayağını böyle çapraz gidiyoruz, V şeklinde gidiyorduk ya, önceki videoda paylaşmıştım. Giderken boncuk dizeceğim buralara. Evet, buradan başlamaya karar verdim. Broşumun etrafından başlayacağım, düzgün olsun. Yarım kalırsa da kenarda kalsın istiyorum. Şimdi şuradan başlıyorum şu şekilde. İpimi iki kat yaptım arkadaşlar. Kum boncuk kullanacağım. Yani şimdi benim yapacağım yere göre üçgenimi şöyle bakıyorum. Kaç tane gideceğini. 8 tane. 8 iyi bence. Şöyle.
Bu şekilde yapıyorduk biliyorsunuz kaz ayağını. Küçük bir parça buradan alıyoruz. Böyle bir 8 daha alıyorum. Yine aynı şekilde buradan V şeklinde gidiyorduk hatırlıyorsanız. Bakın. Böyle. Şimdi 8 alacağım yine. 8 tane boncuk alıyorum. Kaz ayağını böyle yapacaktık. Sadece farkı buraya tutturmadan önce boncuk dizmemiz. Bunu başka kıyafetlerinizde de kullanabilirsiniz. Şimdi yine 8 tane boncuk dizeceğim. Böyle bu tarafı tamamladık. Şimdi öbür tarafına geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde gayet güzel oldu. Çok şık, orijinal, kibar bir şey. Siz de farklı renklerden yapabilirsiniz. Kendi kolyenizi yapın. Değişik, özel, güzel takın. Bunları özellikle bırakıyorum böyle. Hoşuma gidiyor bu şekilde. Şimdi daha bitmedi tabii çalışmamız. Başka yine süslemeleri devam edeceğiz. Arkadaşlar şöyle ametist taşlarım vardı elimde. Bunlardan kullanacağım. Beyaz kum boncuklardan sarkıtacağım. Uçlarına da bunlardan ametist taşlarından koyacağım. Yine broşumun dibinden başlıyorum. Birkaç ipimi sağlamlaştırayım. İki kat yaptım ipimi. Sağlamlaştırıyorum. Arkadaşlar size nasıl yapılacağını gösteriyorum. Şöyle 8 tane boncuk diziyorum. Böyle. Bir tane ametist taşı geçiriyorum. Beyaz kum boncuk geçirdim. Ve ametistin içinden tekrar bir daha giriyorum. Şimdi dizdiğim boncukların içerisinden iğnemle geçiyorum. Geçtim. Şimdi dibinden batıyorum. Bir küçük adım çıkıyorum. Bir tane kesme boncuk alıyorum. Tekrar batıyorum. Şöyle çıkıyorum. Bir tane daha kesme boncuk alıyorum. Tekrar batıyorum. Bakın. Şöyle iki tane. Şimdi yine bunlardan yapacağız. Burada ametistin içinden ve beyaz boncukların içerisinden geri dönüyorum. Şimdi çıkıyorum. Şu üçgenin arasına iki tane kesme boncuk koyuyoruz bu şekilde. Buraya geliyoruz sonra. Direkt buraya atlayarak da gelebilirsiniz. Boşta kalabilir. Ama ben buraya geçerken birer tane boncuk bırakmak istedim. Böyle küçük bir iğne kullanacaksınız. Boncuklarınızın içinden geçebilecek şekilde. Bu uzunluk mesafesini ben bu kadar istedim. Bunu çok daha uzun da yapabilirsiniz. Daha ortalarda uzun bırakabilirsiniz. Yanlarda kısa kalır. Değişik şekillerde yapabilirsiniz. Arkadaşlar bir şey de kolaylığını da söyleyeyim size. Şimdi boncuklarımı taktım iğneme. 8 tane beyaz boncuk, bir tane ametist, bir tane beyaz kum boncuk. Şimdi bunu geriye dönerken bu şekilde elinizin şu ipimizi bu şekilde parmağımızın arasına alıyoruz. Oynamaması için. Şu ametist taşından ve beyaz boncuklardan geri dönüyoruz. İçinden geçerek bu şekilde geri dönüyoruz. Tam dibinden batıyorum. Olay bu. Sonuncuyu yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum size. Bunları yaparken böyle boncuk saçakları yaparken en son çekerken bir buraya bir tane iğne takıyorum. Asılıyorum. Sonuna kadar asılıyorum. Bu iğneyi neden takıyorum? İğnemle arkasına geçiyorum. İğnemi çekiyorum. Bu iğneyi takmamın sebebi hem çekmem kolay olsun ipi hem de gevşekliği bir iğne ayarı kadar bir gevşeklik veriyorum. Bu kadar. Arkadaşlar kolyemiz bitti.
Evet arkadaşlar, hepsi bu kadar. Gayet şık ve çok zarif, çok güzel oldu. Her şekilde kullanabilirsiniz. Spor kıyafetlerinizde de kullanabilirsiniz. Günlük, gece. Her halükarda spor, hoş, otantik. Çok hoş bir kolye oldu. Öyle olduğunu düşünüyorum. Üzerimde bir takayım, bir de öyle görün isterseniz. Arkadaşlar, kolyemizin bitmiş hali. Her şekilde kullanabilirsiniz. Gayet şık, kibar, hoş. Size özel. Güle güle kullanın. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Yeni tasarımlarla, yine jen tasarımlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.